Efendim merhabalar. Bu süreçte lakin bir türlü takım problemlerle, sıkıntılarla karşılaştık. İlk maça çıkmadan Menemen maçıydı. Tahtamız kapalıydı. Bir 14 milyona yakın bir borçla tahtayı çözdükten sonra yolumuza devam ettik. Süreç içerisinde Halil'e futbolcu transferi yaparken futbolcuya peşin veriyorsun, işte kalanını vadelendiriyorsun, maaşa bölüyorsun. Bu anlamda da ilk süreçteki ekonomik sıkıntılarımız ta ki sezonun sonuna kadar da devam etti. Bir tek sen adı altında bir proje ürettik. Token para yani. Buradan yaklaşık takımımıza 28 milyon civarında bir gelir elde ettik. Daha sonradan kurumlardan yapılan, elde edilen gelirler, işte bankadan alınan bir takım krediyle sezonu bir şekilde bitirmeye çalıştık. Ve tabii ki bu arada sezon arası transfer dönemi vardı. Çok arzu ettik transfer sürecinde yine takımımıza oyuncu katmayı ama olmadı. Olmayışının sebebi neydi? O günkü şartlarda mevcut takıma olan bir 20 milyon civarında bir borcumuz vardı. Transfer açılmış. Oyuncular borcu ödemezsen mevcut takımı kaybedeceksin. Aynı zamanda da tahtamız kapalıydı. O günkü yine rakamlarla 30 milyona yakın bir tahta kapalıydı. Bir seçenek yapmak zorundaydık. Ya tahtayı açıp mevcut oyuncuları kaybedeceğiz, her ikisini bir anda götüremiyorduk. Ya da tahtayı açmayıp mevcut oyuncuları elimizde tutmamız gerekiyordu. Biz Halil'i ikisini bir arada yapamayınca mantıklı olan mevcut oyuncuları elimizde tutup bu oyunculara devam etmekti. Biz o tercihi yaparak sezona devam ettik. Erkan hocamızla bir ayrılık yaşadık. Tabii ki hocayla ayrılmak gönül ister ki süreklilik arz etsin ama eğer bir hocayla ayrılıyorsan muhakkak bunun içinde, kendi içinde, arka tarafta, mutfakta bir takım sorunlar, problemler var demektir. Keyfi bir ayrılış değildi yani. Sonrasında Yücel İldiz hocamız da o günkü şartlarda yine Süper Lig'de görev yapmış hocalarımızla devam etme arzusu içerisindeydik ama başvurduğumuz, görüştüğümüz hocalarımız bu anlamda gelmek istemediler. Tabii süreç içerisinde bir takım kırılmalar yaşadık. Ama bu kırılmaların temelinde tabii ki ekonomi vardı. Ekonomik sorunlarımız, bizim borçlarımız tamamen futbolcu borcu olduğu için haliyle futbolcuya borcun da olduğunda sonuç sahaya yansıyor. Yani işte futbolcu kendi bireysel haklarını bir şekilde kullanıyor, kullanmaya çalışıyor. Bu da futbolun başarısına darbe vuruyor haliyle. Yani bu şartlarda lige başlayıp bu sorunlarla sürekli didişip boğuşup playoff'a çıkmak da bu takım için bizim gözümüzde büyük bir başarıydı. Bu şartlarda buraya kadar gelen bir takımın yani işte bir golle eleniyor. Yani burada bizim başarısızlığımız değil aslında. Bizim başarısız olmamız için bu saymış olduğum eylemler gölge düşürdü. Net, bunu net söylüyorum yani. Hiç kimse bize sahada pozitif bir ayrımcılık yapmadı. Hep ayrımcılığı rakip takımlara yaptı. Arkadaşlar biz yönetimle birlikte bu sene almış olduğumuz takımı sezon sonu geldiği zaman ki ben biraz rakamlara gireceğim. Bu takıma sezon sonunda olan borcumuz arkadaşlar. O
17 milyon lira. Yani 2021-22 sezonunda 27 Haziran'dan sonra almış olduğumuz futbolcular ve biraz önce bahsetmiş olduğum giderler dahil olmak üzere toplam sezonun sonundaki borcumuz 17 milyon lira arkadaşlar. Bunun euro karşılığı da baktığın zaman 1 milyon euro. Belki de Erzurumspor'un tarihindeki, ben bir araştırdım, tarihindeki aynı futbol sezonunda, sezonun bitişinde ve bu ekonomik şartlara rağmen 10 liradan anlaştığım futbolcuya 17 lira para ödeyerek biraz önce ayrıntıları sizlere sundum. 17 milyon borçla bitirilmiş tek sezondur beyler. Bu da şuna tekabül ediyor aslında. Birer maaş yabancılara, ikişer maaş da yerli futbolcularımıza borcumuz var. Toplam takımın borcu ne derseniz, yani toplam takım derken geçmişten kalan borç da tamamen şu an bizim tahtamızı kapatan, transfer yasağını engel olan borcun miktarı da 3.490.000, yani 3.5 milyon euro. 3.5 milyon euro da tahtada kapalı borcumuz var arkadaşlar. Toplamdaki borcumuz 97 milyon lira arkadaşlar. Yani euro karşılığı da 5 milyon 500 bin euro. Çok istedik ama bazen çok istenince olmuyor. Çok istedik ama olmadı. Neyi istedik? Şampiyon olmayı istedik. Kupamızı taraftarımıza, şehrimize hediye etmek istedik. Ama olmayınca olmuyor arkadaşlar. Adına ne koyarsanız koyun. Neticede bu kadar emeği veren bir yönetimin, bir başkanın bu başarıyı önce kendisi için herkesten çok ister, değil mi? Yani benden daha çok bu başarıyı isteyen bir kişi olamaz yani netice itibariyle. Bunu taşlandırmak için de ben elimden geleni fazlasıyla yönetim olarak yaptığımıza vicdanen müsteriyiz biz. Ama tabii bizim dışımızda gerçekleşen olaylar nasipsizlik, kısmetsizlik, sonuç buradayız arkadaşlar. Şimdi evet, geldiğimiz noktada ben Sayın Sekmen Başkanımızla bir istişarede bulundum. Ve günün sonunda Sekmen Bey'e de devam edemeyeceğim noktasında bilgisini verdim, istişaremi yaptım. Şimdi sizin huzurunuzda da göreve devam edemeyeceğim noktasında bilgilendirme yapıyorum. Tabii ki takımı göreve devam edemeyeceğim demek şu an takımı yarın bırakacağım anlamına gelmiyor. Sayın Sekmen Başkan da çok razı olmasa da benim ısrarım üzerine o halde şöyle yapalım dedi. Sen bilançonu, takımın durumu zaten net ortada. Açıklayıver. Fikrini de açıklayıver. Takımımıza sahip çıkacak, yönetebilecek bu borç yüküyle birlikte yani talipli olan arkadaşlarımız, Erzurumspor sevdalıları diyelim, var ise buyursunlar, gelsinler. Kongre süreci muhakkak ki başlayacaktır. Bu süreçte ne gerekiyorsa yapılacaktır. Ben ve yönetim olarak da bu noktada elimizden gelen
her ne varsa, buna herkes bu şekilde emin olsun. Bir faydamız dokunacaksa bu faydaya da hazırız. Fakat kongre sürecinin sonunda ben aday olmayacağım ve görevi bırakacağım, buradan çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. İyi niyetimiz karşılık bulmadı arkadaşlar. Çok açık ve net söylüyorum. Bakın, başarısızlığı sadece yönetimde aramamak lazım. Futbolcuyu da aramamak lazım. Fakat şimdi de o zaman istifa buyurun. Yokuz diyoruz yani.